Mini mini bir kuşu söylüyor bu. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencere. Evet, kafasına konmuştu. Palmiye ağacım benim. Ekmeğini ısırdın mı? Ben de şöyle çayımı içiyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Sarp da üzüm kurusunu yedi. Annesi de çalışıyor. Sarp'a mamalar alacak değil mi? Evet. Mini mini bir kuş söyleyelim mi? Küçük kurbağayı. Küçük kurbağa ne yapıyor? Hı? Ekmeğini. Koparamadın mı? Ay, inşallah bunun dişlerinde çürüme olmaz Yelda. Bazı çocuklara bakıyorum, hep dişlerinde çürümeler oluyor. Gerçi süt dişleri, onlar tekrardan sök. Yok, öyle bir şey değilmiş, o önemliymiş. O bir sonraki gelen dişin sağlığını etkiliyormuş. Bu da dişlerini fırçalatmıyor artık ya. Aa, anne, neden? Anne, ben fırçalıyorum her fırçalatma. Aşkım. Senin dişlerin nerede? Dişlerini göster bana. Ay, benim oğlum gözü kapalı yiyor ya. Uyur gezer misin sen? Sen uyur gezer misin? Palmiye ağacım. Yaptım onu. Bakayım az. Annesi hazırlamış kızlar palmiye ağacıyla. Beni de etiketleseydin. Etiketle. Ha, etiketle. Kızlar bakın ne öğrenmiş. Araba karşı da oklavayı aldı. Ama o oklava oraya girer mi? Hem onunla bir hamur açıyoruz. Daha ince bir şey vereyim mi sana? Ah, çıktı çıktı çıktı. Bak, çıktı. Heh. Ne yapıyor? Yelda senin taklitini yapıyor bu. Hayır, dur, araya kaçar. Dur. Dur, gel. Gel bakalım. Arabayı çıkar. Derler hani, çocuğa ne öğretirsen onu alır derler ya. Ya oklavayla da nasıl çıkartmayı da öğrenmiş. Bir de evde tüm ışıkları yakıyor, öyle geziyor. Işığın çok olsun. Amin. Aydede çıktı mı? Aydede çıktı mı Aydede? Gel Aydede'ye bakalım. Hayır. Hayır. Aydede'ye bakacağız. Gel. Işıkları yakmak istiyor. Hangi? Bak. Yeter. Bir daha bunu almayacağım be. Sevmedim. Orada ne? Prizler nerede? Prizler nerede? Heh. Tamam, bitti. Hadi gel. Ya bak, biz buraları sildik. Buraları sildik. Ya hep halledildi. Şimdi tavadan dumanlar akıyor. Ne için? Aman, dumanlar çıkıyor. Hemen şunu döküyoruz. Sarp'ın kahvaltısı. Çok acıkmış sevgileri. Oh. Hemen mama sandalyesini kurayım da. Günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Telefonu da kendime çevireyim. Şöyle yüz yüze bir merhabalaşalım. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Ben hemen Sarp'ın kahvaltısını hazırlayacağım. Çünkü durmayacak, birazdan ağlamaya başlayacak. Sonra görüşelim, tamam mı? Öpüyorum sizi, güzel bir gün diliyorum. Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aklımda geç bir nefes aldım.
Çok uyandım ama gittim. Senin acaba da yok. Yok yok. Bunu böyle seviyormuş değil mi? Zeytin ezmeli. Bir de şimdi pekmez de çıkartacağım. Aa bak ne yaptım Şeref. Ne yaptın teyzesi? Bak biz grifinle yerden çıkmışlar. Grifinle? Aman aman. Grifinle bakın grifinle. Grifin. Hadi geç. Hadi geç. Sanatsal faaliyetlerimize başladım. Bu yapayım. Araba. Arabam camı camdan. Bu ne çizdik biz? Bu ne çizdik? Allah'ım bu neye benziyor? Hele kızlar bu neye benziyor? Burada da bir teker olsun. Bu da arka kasası. Koyunlar götürüyor. Şöyle koyun yapalım bunları da. Beğendin mi? Bunu çiz diyor bana. Ben bunu nasıl çizeyim yavrum? Ha? Şöyle kapıları da mı yapalım? Dur. Kapılarını da yapalım. Şöyle. Oldu mu? Oldu mu? Şimdi ne çizeyim? Lön ne? Lön ne demek istiyor ki anlamadım. Ne oldu? Ne o? Çiçek. Sen araba çizmek ister misin? Araba çizmek ister misin? Yavrum aman aferin benim oğlum. Hep elin kalemi tutsun. Kitap tutsun. Vatana millete hayırlı bir evlat ol. Amin diyelim kızlar. Bu böyle. Oo babanlar bayağı usta olmuş bu konuda. Bak. Bunu beğendin mi? Bu da tekeri. Nasıl oldu? Güzel oldu mu? Bu sefer beğendi. Araba çizmeyelim. Başka bir şey çizelim mi? Ağaç çizelim mi? Elmalı. Elma. Elma olsun ağaçta. Nasıl? Beğendin mi? Alkışla bakayım teyze. Alkış. Beğendiği zaman bakın tepkisini de belli ediyor. Benzin istasyonundan size selam veriyorum. Sarpcığım, selam vermek ister misin teyze hoşlara? Merhaba de böyle. Merhaba. Annesini bekliyor büyük merakla şu an, heyecanla. Şimdi biraz market alışverişi yapalım. Geldi bacım. Kocanın yanında otur diye. Evet, marketleri çok seviyor, arabaları çok seviyor. Resmini de attım, nasıl rahatım, nasıl rahatım var ya. Bugün beni kimse sinirlendi. Vallahi. Çok büyük bir şey olmadı. Gelda, sebze bunları aldım. Salata malzemesi hiç güzel değil, yani marul güzel değil. Oyuncak buldu, orada oraya gidiyor. Bak çuf 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 var. Tamam, hadi gel. O da araba arıyor değil mi? Onun şeylerini mi alıyorsun buradan? Şey yapayım da en azından arıyorum. Süper. Şunu buradan alayım. Şu
için de aldım. Mustafa'nın sevdiği bir şey varsa alma bakalım. Al, bisküvi seviyor bu. Hangi bisküvi seviyor? Alacağım da şu şeyi yapalım da. Evet. Şundan alıyorum. İstediğin makarna var mı Şeref? İstediğin bir makarna var mı? Ben yemiyorum. Sadece ikisini alıyorum. Mustafa ne seviyor? Hayır, Mustafa ile Şeref'i alıyorum. Tamam. İki tane mi alayım, bir tane daha alayım mı? İstediğin kadar. Filizli spagettisi var mı? Yani ne yapıyor her geldiğinde? İtim mi yiyecek? Hadi gel çıkalım. Hadi çıkalım. Gel, şurası ekmek yeri. Evet. Tamam, bu da ekmeğim yok zaten. Sağır. Hadi gel. Eline düşer anneciğim. Gel buraya. Kız bu da karıştırıyor artık. Baksana. Anneciğim evimizde var ya bundan. Evimizde hadi oynayalım. Evimizdekiyle oynayalım. Tamam mı? Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz artık. Ne istiyor? Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar, market alışverişini yaptık. Şimdi ben yemek olayına dalış yapacağım. Markette böyle çok fazla çekim yapamadım. Sarp hiç durmadı. Araba aldık. Arabayı açmamızı istedi. Biz de orada açmadık çünkü kasadan geçmesi gerekiyordu. Neyse, kasadan geçince sakinleşti. Arabasına kavuştu. Bayağı markette orayı burayı karıştırmayı çok seviyor. Onun peşinde gezdik. Sonra eve geldik. Hemen onları Yelda ile birlikte. Aslında ben size çekim yapacaktım ayrıntılı. Neler aldık neler. Çünkü market alışverişi sevenler de var arkadaşlarımız. Hızlı bir şekilde yerleştirdik. Karnımız çok açtı. Neyse, yemeğimizi de birazdan yapmaya başlayacağım. Market alışverişi de ne kadar tuttu? 4500'e yakın tuttu. Sadece deterjan almadık. Deterjanları var. Allah güle güle, sağlıkla, afiyetle tüketsin inşallah. Şimdi mutfağa dalış yapıyorum. Mutfakta buluşalım. Şimdi yemek hazırlığına başlıyorum. Fırında karnıyarık yapacağım. Şöyle bostan patlıcanı aldım. Şimdi böylemesine çok ince olmayacak şekilde bu şekilde kesiyorum. Diğer patlıcanla da yapabilirsiniz. Ben içini kavurdum. Şöyle göstereyim size. Kıyma, soğan, kırmızı biber kattım. Yeşil biber yoktu, almadık marketten. Salçasını kattım, baharatlarını kattım, domates kattım. Bu şekilde içini hazırladım. Sarımsak, soğandır. Öyle hazırladım. Çoktan yaptım hatta onu. Şu an var ya mutfak acayip sıcak. Ay, bunu tam kesemedim. Elimi de keseceğim diye de korkuyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde keseyim. Tam 3 tane patlıcan kullandım ama neyse, bakalım. Biraz çok olacak. Şimdi tuzlu suda 15 dakika bekleteceğim. Şimdi bir de fırında patates yapacağım. Patates koymayacağım patlıcanların yanına. Şu Yelda'ya aldım. Normalde asla böyle şeyler almaz. Ben aldım dedim geldiğim zaman. Hani kullanırım. Şimdi şöyle şekil. Bak, iyi yapmışım, almışım. Şöyle şekilli patates kesiyoruz. Bunu keserken dikkatli olun kızlar. Elinizi falan kesmeyin. Şimdi ben bunu baharatlayacağım. Ama birazcık suda bekleteceğim. Şimdi ben korkuyorum da. Şöyle yapalım. Şimdi patlıcanları süzeceğim. Kurulayacağım, durulayacağım. Aslında ben de böyle uzun olayım. Benim kısa, böyle büyük patatesleri doğrarken çok zorlanıyorum. Bu iyiymiş böyle uzun olması. Bunu böyle yapalım. Hiç elimizi riske atmayalım. Neyse, artık böyle oldu. Sarp şimdi uyandı. Patlıcanların üzerlerine sıvı yağ, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, tuz koydum, sürdüm. Aynen bu şekilde böyle kızarttım. Şimdi diğerlerini de kızartayım. Sonra fırında pişireceğiz. Şimdi karnıyarığımız pişti. İç harcını gösterdim. Patlıcanları gösterdim. Sosladım, kestim. Fırında kızarttım. 220 dereceye getirdim.
Sonra bir tane patlıcanı koydum. Üzerine kıymalı harcını, üzerine kaşarını, çok az. Sonra üzerine tekrar ikinci katına patlıcanı, kıymalı harcı, kaşarı, domatesi. Bu arada kaşar çok erimedi, iyi değilmiş. Aynen bu şekilde yaptım. Kaşarlar zaten maşallah, artık eriyen kaşar bulmak da çok zor. Bu şekilde yaptım. Tepsiye hiç su koymadım. Bu kendi suyu saldı. Üzerine de yağlı kağıtı ıslattım. Kapattım yanmasın diye. Aynen böyle yemeğimiz pişti. Yanına da böyle güzel patates yaptım. Sonra bir bulgur pilavı yaptım. Aslında ben bunu baharatlı yapacaktım. Sarp yesin diye baharat koymadım. Tuz ve zeytinyağı, bu kadar. Bu şekilde çok lezzetli olmuş patatesler. Sonra Yelda dedi ki, abla oy, kabak yapar mısın? Kabak yapıyorum. Bugün piştim, mahvoldum burada. Öyle kızlar. Mutfağı toparlıyorum. Şimdi şunu yıkayacağım. Çöpler şurada. Onları da atarız. Çok lezzetli oluyor. Böyle misafirleriniz geldiğinde yapabilirsiniz. Yağda kızartmadan, kıymayı kavururken de kızlar yağ kullanmadım. Kendi suyunu saldı. Soğanlıdır. O şekilde yaptım. Sadece patlıcanların üzerini yağladım. O kadar. Şimdi biz dışarı çıkıyoruz. Az bir şey nefes alalım. Yarın daha fena sıcak olacakmış. Ne söyledi? Dedi bacım dışarı çıkma. Vallahi eve geldim, bir de bir duş alacağım kendimi. Ayağıma sinek kaçtı ya. Of. Yani hiç değil ama. Şöyle gül cemalimi göstereyim arkadaşlarım. Dışarı çıkmışım. Kız vallahi ben evde oturmaya gelemiyorum. Ne olacak bizim halimiz ileride babaanne olduğumuzda? Allah kolaylık versin. Herhalde hafta sonlarını iple çekeceğiz. Veya bazen arada evden kaçacağız. Öyle olacak herhalde. Hadi bakalım, bizimkiler de önde. Havhav nerede? Sarp'a versene. Sarp onu taşıyamaz abla. Taşıyamaz mı? Burası güzeldi işte. O zaman geldiğimizde hemen böcekleri çoktu ya. Bir şey, bir tiskindim. Nasıl kendine geldi evde? Baksana. Evet, yerine geldi. Yavrum benim. Bak burası köpek parkı. Şurası. Nasıl? Bayağı köpekler için park. Aa. Hı-hı. Buraya getirip koşturuyorlar. Enerjilerini atıyorlar. Sarp bak. Aa. Ne kadar tatlı. Hiç korkmuyor bak. Sarp. Ay, çok köpek var burada. Gelir miyim? Bakın bu köpeklere. Gel. Bakıyor. Etrafı inceliyor. Burası çok güzel. Çok güzel de ben hep böcekler aklıma geliyor. Nasıl düşünme, gördüm. Ya senin dediğin yer başka bir yer, burası başka bir yer. Deve gibiydi o gün hamam böcekleri. Şöyle düşün. Burada çok fazla köpek var. Bunlar onları yer. Hamam böceği yer mi köpek? Nereye gidiyorsun? Gel gel. Abi basketbol oynamaya gidiyor. Gel biz ben gideyim mi bakkala? Ha? Aşağı ineyim mi bakkala? Nereye? Bir şeyler alayım mı? Alırız ya. Acele etme. Aşkım. Sarp bak, kuşlar ay geldi. Serçeler de gelmiş. Gel. Ya ölürüm ben sana. Kız bu da büyüdü Yelda. Bu da büyüdü. Nereye gitti? Sarp bak bu tarafta. Arabalarının yanında.
Gel buraya. Kurban olduğum Allah neler yaratmış. Burada o kadar çok köpek var ki etrafımızda. Ha hepsi evet. Mini 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 bir kuş. Mini. Far, uzaklaşma anneciğim çok. Gel. Bu tarafa gel. Gel. Gel oğlum. Evet hadi gel oynayalım. Bebek yok anneciğim. Yine kafasında deli şeyler dönüyor. İyi geldin buraya gelmek. Bugün ne mutlu gün. Tercih dönemi ne zaman? Ne zaman? Gözüm seyiriyor. Sen önümüzdeki hafta mı? Bak ben ayın 17'si 18'i değil mi? Ayın 17'sinde bizim tercih dönemi başlıyor. Ben gideceğim. Şöyle olacak. Leyla teyze gelecek, sen gideceksin. Ha tamam. Çünkü arada fire veremem. Çok önemli. Sarp'ı idare edemem. Nerede lan? Babasıyla mutlu. Şurada. O zaman ben gidiyorum, o geliyor. Tamam. Sen götürmeyeceksin mi beni? Ben zaten gelmezdim ki. Gelmezdim ya. Uzun yol. Kız dondurma yiyelim mi? Dondurma yiyeceğiz. Dondurma yiyeceğiz. Tamam yiyelim. Şeye mi gitsek ya? Bu bizim... Neyse bu. Ne düşündün yine? Uyan devi uyandırmayayım. Ne? Ne düşündün söyle. Bir tane dondurmacı var metrobüsün kenarında da. O güzel bayağı. Vallahi. Nasıl? Çok mu güzel? Ya ben beğendim. Sen uyan devi uyandırmayalım derken ne demek izin? Ben dev miyim kız? Yelda çok mutlu kızlar. Maşallah. Maşallah, Sübhanallah. Bugün karnı yarık yemeği yiyemedi. Ne düşündün o yemeği görünce? Senin en sevdiğin yemektir o. Hey gidim hey desin. O diyet listelerini baştan yazsın. Aa söylemedim dur. Neyi söylemedin? Kabak yedim. He? Kabak yedim demedim. Ha söyle bakayım. Seninki de orada. Ay kavga ettiler. Böyle işte ben kalkarken. Sen nasılsın? Nasılsın? O tekrar gibi oluyor. Nasıl oluyorsun? Sen gerçekten tersin, çok ters Elda. Hiç sevmiyorum o huyunu. Çok fenasın. Hiç öyle görünmüyor. Çok masumsun. Ama çok fenasın. Ben bile bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Ne söylediğini, sinirlendiğini. Aha da geldi seninki. Aşk böceği. Nereye gittin? Benle mi gideceksin? Bak bak. Sen köpüşe bak. Bak köpüşe bak. Sen sevelim mi biraz? Sevebilir miyim? Senin yanına geldi bak sen. Gel sevelim mi? Gel benim yanıma. Gel dokun. Ah evet Cici. Ay ben korkuyorum. Hoppala. Ben Saf kadar cesaretli değilim.
ayaklarım acıdı. Ayaklarım bak, acıdı. Evet çok tatlı. Evet anne. Korkmuyor Yelda. Ha? Korkmuyor. Evet. Sen anneciğim cici yapar mısın? Cici yapar ne oldu? Cici yapar. Cici yapar mısın anneciğim? Ya ama zarar vermeyelim cici yapalım. Tamam bak. Ay çok güzelmiş bu. Aşkım. Gel. Ben dokunamıyorum. Aşkım benim. Sen dokunabiliyor musun Şeref? Babamın bunun siyeri varmış. Gerçekten mi? Babam da aynı. Çok tüy döküyor mu? Hiç, sıfır. Sıfır. Aynen sıfır. Cinsi ne? Torpodu. Torpodu. Peki böyle işte şey sabah akşam falan çıkartıyor musunuz? Sabah akşam. Tabii. Aha, ne fırsat bulursun? Söyleyeyim yani. Ha, of. Benim. Bugün de yaptı gerçi. Ya çok istiyorum ama cesaret edemiyorum. Öyle mi diyorsun? Evet anneciğim ben tatlıyım. Ya çok istiyorum aslında Sarp'ın böyle köpekle büyümesini ama. Meme eve gidiyoruz. Arkadaş istiyor musun da? Anneciğim böyle arkadaş alalım mı eve? Ha? Birlikte uyursunuz, oyun oynarsınız. Ha? Çöp arkadaş alalım mı böyle? Arkadaşımız olsun mu evde bir tane? Alalım mı? Bütün gün peşinde, peşinde dolaşır. Ya da arkadaşı sahiplenelim mi? Böyle mi diyeyim? İster misin? Sen bir arkadaşla yaşamak ister misin evde? İster misin Halfal? Uykusu geldi. Çok iyi geldi kızlar. Hem de var inanılmaz derecede iyi geldi. Köpeklerle oynadı. Hiç korkmuyor. Hem de hiç annesi gibi. Aman da aman. Aman. Sarp teyzeleri bıktım bıktım. De bakayım. Şeyde len. Sarp. Len. Sarp dikkuba desene. Dikkuba dikkuba. Dikkuba dikkuba. Dikkuba dikkuba. Dikkuba. Uçak nerede? Bu akşam da maç var. Herkes böyle heyecanla evine koşturuyordu. Markette böyle doldurmuşlar sepetlerini. Tabii bizimkiler de doldurdu. Cips aldılar, içecek aldılar, dondurma aldılar. Bayağı bir abur cubur aldılar. Şimdi sen... Onlar mı bağırdı biraz önce? Hayır, yandakiler bağırdı. Onlar çok gürültülü. Bir de maç başladığı gibi hemen 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah. Hayırlı, güzel böyle sonuçlar gelsin. Maçtan... Sen de izliyorsun ha. Hayır, ben maçtan pek anlamam. Sevmem, seyretmem. Tabii ki milli takım maçları olsun, Türkiye şampiyonlukları olsun. Tabii ki her zaman arkasındayız. Yelda da kahve yapıyor bize. Şimdi Sarp uyuttu. Şu buzdolabını da birazcık düzenlemem gerekiyor. Ben düzenledim. Hiç bence bu düzeni bozmuş. Şu an çok güzel. Öyle mi diyorsun? Tamam evet. Bakalım. Yanına soda mı açayım, su mu istersen? Su. Soğuk su. Soğuk su. Evet. Şöyle güzel balkona geçelim. Ben de beyazları yıkamıştım. Balkona astım. Kurutmadan çıkarılacaklar var. Ütü işi sıfır evde arkadaşlarım. Hafta sonu işi biriktirmeyeceğim. Çünkü hafta sonu temizlikle geçirmek istemiyorum. Yelda, hafta sonu programım var demiyor mu? Evet, hafta sonu programım var. Cumartesi günü Allah nasip ederse kağıthaneye gideceğim. Veya bir yerde buluşacağız Cangül'ümle. Bir araya geldiğimiz zaman da anlatırım. Cangül kim derseniz o zaman geldiğimi konuşurum. Bir de Belgin'le bir plan yaptık. Semra'cığımla da konuşuldu. Belgin aradı daha doğrusu. Şimdi Semra'dan haber bekliyorum. Bir saniye. Semra da eğer okey derse pazar günü de bir araya geleceğiz. Yani ben hafta sonu eğer pazar günü de olursa cumartesi günde bir aksilik çıkmazsa hafta sonu full doluyor. Çocuk bakıyorum değil mi? Hafta sonları da dinleneyim yani. Değil mi? Hafta sonu izinlisiniz. Yelda da kocası zaten evde.
Mustafa'yı alırlar, giderler bir yere. Mustafa iyi. Şimdi bana yazmışsınız, nasıl bu kadar sakin kaldınız, neden hani tepki göstermediniz diye. Soğuk kalmasın. Belki orada tepki göstersem daha çok korkacaktı. Ben tedirgin oldum ama Mustafa'ya pek belli etmemeye çalıştım. Çünkü Mustafa ağladı, bayağı korktuk karıncalanma hissedince. O sırada hani biraz soğuk kanlı davrandım. Ama öyle olmak lazım. Ama doktorların ihmalsizliği, hemşirelerin de ihmalsizliğini de göz ardı edemem. Orada yaptıkları çok büyük hata. Hemşire, bir de acil hemşiresi bunu bilmeliydi. Bu konuda çocuğumun eline böyle masaj yaptı. Halbuki çocuk yan etkisi var, serumun yan etkisi, yani bunu anlaması gerekiyordu. Bir de hemen yan etki olunca çıkarmamış serum. Çünkü bir serumdu. Ben de anlamadım. Yelda, o sıra bizim Mustafa çok korkar. İğneden olsun, şeyden olsun. O sıra hani acaba dedim kendini mi kastı? Baktım çocuk ellerini yumamıyor. Size de gösterdim. Böyle bir şey başımıza geldi. Allah korusun. Allah beterinden korusun. Bir de Mustafa'nın, parantez içinde söyleyeyim, Mustafa'nın alerjik bir bünyesi var. Ama aslında bir tahlil yaptırmamız gerekiyor. Sosis yiyemez. Alerjik değil, alerjik. Türkçe öğretmenimiz konuştu. Ondan sonra cuma sosis yiyemez. Fazla çikolata yediği zaman da oluyor. Ondan sonra cuma böyle sakatat türler falan biraz riskli. Çok komiktir gerçekten. Sonradan eklenmişti mi biliyorum. Şey gibi böyle, sen koçukun arkadaşı. Şeyler var ya. Sokak röportajı yapar, arkadan böyle gülürler şöyle. Öyle durdum ben. Öyle kızlar, şimdi güldüğümüz gülüyoruz ama Allah hep güldürsün. Bayağı bir hani stres yaşadık. Hamdolsun, Allah bir daha göstermesin. Bu arada kimse kızmasın ama bana, küçük şehirlerin devlet hastaneleri İstanbul gibi böyle büyük şehirlerin devlet hastanelerine göre çok çok daha iyi. Kesinlikle nokta. Yani, imza atarım. Gol oldu. Bizim burada mesela Sarp'ın, benim şerefim, hani İstanbul'da yaşayanlar için eğer imkan varsa özel sağlık sigortası, maalesef bu arada maalesef, keşke hiç ihtiyacımız kalmasa, yaptırmamız böyle mecbur gibi bir şey. Yani evet. İstanbul'daki doktorlar ilgilenmez, hemşireler ilgilenmez. Tabii onlara da hak vermek lazım. Bu arada kaç kişi var yani? Kız çok fenaydı. Ama şöyle bir şey, o çocuk, baktın o hemşire elleri kasıldı çocuğun, karıncalanma. Orada direkt onu çıkaracaklardı, bir doktoru çağıracaklardı. Hatta Belgin'le de konuştum. Direkt bir iğne vurmaları gerekiyormuş yani. Hemen bir tedavi yapmaları gerekiyormuş. Bizi içeride beklettiler. Ay buranın ışığı çok güzelmiş. Gel gel böyle oturalım, ver kahvemi. Değil kız. Yarın zaten var ya. Yarın gerek kolum. Verdim. Ha, teşekkür ederim. Kolumdan konuyu atladım. Yarın ben var ya. Sarp'ın namusahnesine koy. Ha yok yok. Yarın sabah kalkarım. Sarp'ı doyururum. Şu sıcaklar gelmeden biraz evleri böyle halledeceğim. Yarın günlerden çarşamba. Bence sen hata yapıyorsun sıralamayı. Ne? Sabah kalkacaksın. Ha. Önce yemek yapacaksın. Sabah serininde. Yarınki yemeğimiz var. Sonra. Yarın sana ne yapacağım? Bana ne yapacağım? Tamam şey yapma, ben shake gibi bir şey yapacağım. Ben yemek yemeyeceğim bir hafta, akşam yemeği. Ay ben de dur listesi şeye bakayım. Öyle mi, yemek yemeyeceğim mi? Doyurucu oluyor mu? Valla doymuyorum ama benden bakalımlar. Aç bırakıyor beni bu arada, bana kızgın. Niye? Bugün dedim ki karpuzlu salata yapmış, çok güzel. Ben de çok severim karpuz peyniri, yeşillik böyle, nane falan. Evet gördüm, peynir de koymuş. Siz dedim bana şey yazın dedim. Yok kabak sote bilmem ne, şey kabak yoğurt falan yazın dedim. Sayfanızda dedim şey paylaşın. Ne konuşamadım, karpuzlu salata paylaşın dedim. O yeşillik ne, roka mı? Ispanak. Hiç sevdim. Sen. Ispanaklı evet. Karpuz. Ispanak. Karpuz, nane. Doldurulmuş ıspanak alsana. Vardı. Bitti.
değil mi? Sen onu harcadın ya. Neden harcadın? Geçen bir şey yaptın ya, ıspanak, omlet, krep. Yok kızım, var daha o. Aa, ben o. Bu arada sarpa da yapabilirsiniz ıspanak, omlet. Öyle mi? Ne dedi sana? O da bana dedi ki, bu dedi kilo almayanlar için. Dedi, sen kilo aldın dedi. Ben de dedim ki, ne dedim ben? Dur bakayım. Ha. Ben de dedim ki, ooo çok güzel kabak oldu dedi. Kapak oldu bana dedim. Laf yerim anca ben böyle konuşarak dedim. Gülmüştür. Güldü. Kız ne çok kahveymiş bu böyle. Çok oldu. Ay vallahi kızlar, yarın diyorlar ki 38'i bulacak bu sıcaklar. Oy oy. Şey dedi ki Belgin. Ne pazarında? Bir pazarda gezelim dedi. Buranın, İstanbul'un bir pazarı varmış. Dedim kız bacım, sıcakta nasıl gezeceğiz? Mahvoluruz. Biz böyle serin klimalı. IKEA. Üçümüz de seviyoruz. Karnıyarı sormuşlar yani. Niye? Karnıyarık yediniz mi yazmış bana. Yani biz böyle de pişen yemekten haber olması peki. Ama ben niye kafam fincanda gibi? Hop. Gel baksana şimdi, bak bak şimdi bak. İçeyim seni. Gidir bana illüzyon yapıyorsun. Tamam abi. Sen neydin? Hı? Yemedim de sevdim. Dedim ki yok asla dedim. En sevdiğim yemek de kendisi, dünya bir yana, karnıyarık bir yana dedim. Öyle değerlendirin dedim, yemedim mi? Hmm. Ay bu kadının başı dertte bizim ya. Biliyoruz, bir oluyoruz yerine. Ah, ne olacak bizim bu sonumuz? Hmm. Bir dakika. Ay su içi. Nereye götüreceğim ben ayın 15'inde? Yine göle göndereceğim seni ayın 15'inde. Valla. 15'ine gitmiyorum ki, 17'sinde. 17 mi dedin işte? Kız bunlar niye seni istemiyor? Hı. Niye bunlar seni istemiyor? Yanarlardı, şimdiye yanmaları gerekiyordu gel gel diye. Kız ne bileyim ben, ikisi de beni istemiyor. Tamam diyorum, sen rahat ol, rahat kal. Benden vazgeçtiler herhalde. Bir ay gitme bakayım ne yapacağız. Gitmeyeyim mi bir ay? Tamam. Kız bir ben gidiyorum, bir Leyla abla gidiyor. Bir ben gidiyorum, bir Leyla abla geliyor. Öyle büyüteceksiniz bu çocuğu. Valla. İkinci. Hiç mi? Büyük konuşmamı bile düşünmüyorum. İhtimalini düşünüyorum. Şerif. Şu an istemiyor ama ileride istiyormuş. Sen? O bunu biliyor mu? İstesin. Dedim ağlayarak günlüğüne yaz. Nasıl? Yerlere böyle gidiyorum, yerlere gidiyorum, yerlere gidiyorum. Şey ne diyor Leyla abla? O da istemiyor. Biz bir gün şakasını yaptık da. O dedi, kardeş olsun ne güzel olur şey. Dur bir oğlum dedi. Durun bir de bunu büyütün de sonra dedi, yaparsınız dedi. Niye anne dedi, olsa güzel olmaz mı ikisi birlikte? Öyle büyümüyor oğlum dedi biraz zaman. 2 sene olacak. Ama senin kayıplarına helal olsun. Artık videomu kapatayım. Ben de yavaş yavaş editimi yapayım ki sizlerle buluşayım. Sizleri sevdiğimi biliyorsunuz. Bu arada beğeniler o kadar düştü ki. Beğeni yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Desteklerinize ihtiyacım var. Bu güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın koşturmacalı bir gün olacak. Anne yok, baba yok. Ama anne baba olmadığı zaman benim için daha iyi. Daha güzel oluyor. Sarp o kadar uyumlu, o kadar uyumlu ki hiçbir şekilde beni yormuyor. Baba sevdiyken, anne sevdiyken
daha fazla böyle yoruyor insanı. Öyle mi Yelda? Evet. Leyla teyze de aynısını söylüyor. Siz evdeyken çok şımarıyor diyor. Evet evet. Yani. Ama siz evde yokken çok rahat diyor. Şımarsın da kuzum, ay valla. Bugün babasını mahvetti kız valla. Mahvetti hem de var ya. Şeref böyle bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor peşinden. Ben de işte mutfakta uğraştım. İşimi gücümü hallettim biraz. Tabii ki hepsini halledemedim. Yarın tekrardan bir başlayacağım işime gücüme. Yarın yavaş yavaş işlerimizi hallederim. Şeyin Sarp'ın yemeği var, onu yedireyim mi? Kabaklı kıymalı pirinçli. Yedireyim. Onu çünkü ben yaptım, hiç ısıtmadım. Onun yanına bir şey yapayım mı? Hı? Nasıl? Onu... Ha? Ne? Onun yanına bir şey yapayım mı? Onu yedir. Yedirdikten sonra yoğurdu çıkar yedir. İkisini bir anda gösterme. Yoğurt alacaktık biz. Ama var yarın, Sarp'a var. Öyle arkadaşlarım. Yorgun Aysun. Yarın görüşürüz. Biraz böyle zinde kapatmak isterdim ama zinde kapatamıyorum. Dün gecenin de bir uykusuzluğu da var, yorgunluğu da var. Ama dışarı çıkmak çok iyi geldi. Hiç eve girinsin gelmedi, yemin ederim. Bu aralar bende aşırı bir sıcaklık var. Böyle vücudum alev alev yanıyor kızlar. Ayaklarımın altı alev alev yanıyor. Böyle hep soğuk şeyler canımı çekiyor. Böyle sürekli soğuk bir şeyler yemek istiyorum. Niye ben böyleyim? Aranızda benim gibi olanlar var mı? Ben. Sen de mi öylesin? Ay şu an yanıyorum yani. Şu an var ya, ne istiyorum biliyor musunuz? Bugün ne istedim? Denize girmek istedim. Havuza girmek istedim. Bir de karşıma da hep tatile gidenler çıktı. Aynı güzel böyle havuzun içindeler, denizin içindeler. Demek ki ben de gittiğim zaman işte seyreden arkadaşlar olsun. Aa ne güzel, şimdi biz de orada olsak falan diyenler mutlaka vardır. Çünkü şu an ben öyleyim. Yani yarın artık kovayı doldururum. Ayağımızı kovaya koyarız. Yarın yeniden oyuncağı bana ayarlattır. Tamam. Nasıl yapacağım onu ben? Ben onu geceden ayarlarım şimdi yatmadan önce. Ayarla ama şöyle bir şey, sabah onu görürse ben onu sabah yapmayacağım. Öğlen uykusuna uyuyacak ya. Öğlen uyandıktan sonra kuzu. Göstereyim. Ha, tamam mı? Yelda şu an işle uğraşıyor kızlar. Hı-hı. 7/24 çalışıyor bu kız. Hadi sen de bir iyi geceler de. İyi geceler. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlarım. Lütfen. 50.000'i geçtik. 51.000 olacağım. Her şey için çok teşekkür ediyorum. İzlenmeler ne kadar düşük de olsa canımız sağ olsun. Olsun. Bizim de nasibimiz bu kadarmış. Herkes nasibini yer. Ama beğeni yapmayı unutmayın. Ufak da bir yorum arkadaşlar. Kalbimi bırakıyorum. Sizleri seviyorum.